kendinden daha güzellere karşı çirkin olmamak için kendini gizleme, setretme ihtiyacını tesettürle kabul etmeyen, buna esaret diyen kadın ne yapıyor? Bozuk olan cildini krem, siyah olan saçını boya, kırışan cildini botoks, kısa olan boyunu uzatmak için yüksek topuk ile bir nevi çirkinliğini izale etmek için mimsiz medeniyetin tesettürüne, makyajına, estetiğine bürünmüş oluyor. Bu asır tesettürün fıtri olduğunun en büyük ispatıdır Allah'ın izniyle. Tesettür ve hilkat ve fıtrat ilişkisi 1. hikmetten okuyacağız. Diyor ki, tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. Yani yaratılışın bir gereğidir ve yaratılışın gereği tesettürlü olmayı ne yapıyormuş? İktiza ediyormuş. Şimdi neden? İddia cümlesi bu. Çünkü kadınlar hilkaten zayıf ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Bakın, fıtrat kanununun 1. adımı şuymuş. Kadın neymiş? Nazik ve zayıf. Doğru mu? Bakın, önce bunu kabul edecek. Şimdi ehli medeniyet, mimsiz medeniyet ne yapıyor? Kadın erkek eşitliğini savunuyor. Bakın, net ifade. Kadın ve erkek eşit değildir. Eş değerdir. Eşitlik ayrı bir şeydir. Eşdeğerlik ayrı bir şeydir. Eşit olamaz. Çünkü eşit olsa vücut tamamlanmaz. Kainatta eşitlik yoktur. Adalet vardır. Bizim adalet kavramımız eşitlik üzerine bina edilmiş. Fakat eşitlik üzerine bina edilen adalet, adalet değildir. Mutlak adalet alemi ahirete tezahür edecektir. Ama kadınla erkek arasında ne vardır? Eşdeğerlik vardır. Allah indinde üstün olan kimdir? Takva sahibi olanlardır. Ama öyle bir hale getirdik ki meseleyi, yani fıtrattan o kadar uzaklaştırdık ki, bir de karşı tarafta müminlerin, Müslümanların bu kadın değerlendirmesindeki gedikleri ve açıkları bulunca kadına senin vermediğin değerin fazlasını vererekten ne yapıyor? Toplum ayarlarını bozmaya başlıyor. Önce bileceğiz ki kadın neymiş? Zayıfmış ve naifmiş. Kadın erkek eşit değilmiş, eş değermiş. Ve kadının birinci noktası fıtraten zayıf ve naif olması. İkinci adım da şu, hemen onu söylüyor. Diyor ki, kendisini himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Bakın, Cenab-ı Hak öyle bir sistem kurmuş ki erkek seven, kadın sevilendir. Ve kadının en çok ihtiyaç duymuş olduğu manevi yardım sevgidir. Fıtrat kanunu bu. Kadın sevilendir, erkek de sevendir. Ve kadının ihtiyaç duymuş olduğu şey sevgidir. Ve tesettürsüzlük bu kadının bu sevgi ihtiyacına darbe vurmaya başlıyor. Fıtrata darbe vuruyor. Çünkü neden? Bak ne dedi? Kendini himaye edecek olan bir erkeğin himayesine, yardımına muhtaç, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri meyli var. Açık saçıklığa girmeye başladığında sevgi azalmaya başlıyor. 1- Fıtraten zayıf ve naif olan kadın fıtratına aykırı hareket ederekten tesettürsüzlüğe girdi. 2- Manevi yönden sevgiye ihtiyacı var ve istiskale maruz kalmaya başladı. Fıtrata darbe vurulmaya başlandı şimdi. Bak, bir nokta daha söyleyecek hemen arkasından. Enteresan yani. Var ya, müthiş tespitler yapmış adam. Sanki evli yani. Ha? Üstad adam evli değil ya. Ya bu kadar mı ondan sonra sosyolojik bir çıkarım olur yani? Kur'an ayetleri ne kadar ince anlatmış meseleyi. Diyor ki, hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Bakın, 10 kadından 6-7'si ya ihtiyardır ya da çirkindir. Çirkinliğini herkese göstermek istemez. Bak, bir. İkincisi, ya da kıskançtır. Kendinden daha güzelleri nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar. Taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür ister. Bakın, şimdi çok enteresan bir noktaya değindi. 10 kadından 6'sından 7'sinde arasında, bakın bu ortalama, bir ya ihtiyardır. İhtiyar olunca otomatikman tesettür fıtri hale gelmeye başlıyor. 2- Çirkindir. Şimdi bakın, buradaki çirkinlik kavramı bizim zannettiğimiz mutlak çirkinlik değildir. Kıyas ve nispete dayalı çirkinliktir. Bakın, ehli dünya bunu çok iyi kullanıyor. Bakın, kadınların 10'dan 6-7'si çirkin ve ihtiyar olduğundan dolayı göstermek istemiyorlar kendilerini. Tesettüre girmeye mecburlar. İkinci adım, kadın kıskançtır. Değil mi? Öyledir. Baran daha bunları öğrenecek. Kadın kıskanır. Hatta geçen bir tane karikatür gördüm. Kadın kocasına sarılmış. Diyor ki, üzerinde diyor hiç ondan sonra kadın diyor saçı yok diyor. Kim o kel kadın? Kim o kel kadın diyor. Yani kadın kıskançtır. Fıtratı kıskançtır. Bakın, ve de kadının en büyük kıskançlığı hem cinslerine karşıdır. Kadın, kadını çok kıskanır. 2005 yılında yapılan bir araştırma. 3000 kadına sormuşlar. 10 farklı ülkeden 3000 kadına ve bu kadınların vermiş olduğu cevaplar şu. 100 kadından ancak ikisi kendini güzel görüyor. Ne dedi bak? Çirkin görürler diyor kendisini. Bakın Avrupa'da yapılan bir araştırma bu. 100 kadından yalnızca diyor ikisi kendini güzel görüyor. Kadınların yarısından fazlası günümüz medeniyet ölçülerine göre kendilerini güzel hissetmenin zor olduğunu ifade etmişler. Şimdi mimsiz medeniyet bu asırda kadınlara dayatmış olduğu güzellik ölçüleri ihtiyar ve çirkinlik kısmının yanında yalnızca fıtratlarındaki kıskançlık damarıyla kendi fıtratı içinde tesettürle saklanmasına müsaade etmiyor. Esaret diyor. Diyor ki kadınların esaretidir tesettür. Ama ne dedi? Kadınların 10'dan 6'sı 7'si ya ihtiyardır, ihtiyar kısmını kenara bırakalım ya da diyor çirkindir, kendini kapatmak ve göstermek istemez. Şimdi kendinden daha güzellere karşı çirkin olmamak için kendini gizleme, setretme ihtiyacını tesettürle kabul etmeyen, buna esaret diyen kadın ne yapıyor? Bozuk olan cildini krem, siyah olan saçını boya, kırışan cildini botoks, kısa olan boyunu uzatmak için yüksek topuk ile bir nevi çirkinliğini izale etmek için mimsiz medeniyetin tesettürüne, makyajına, estetiğine bürünmüş oluyor. Bu asır tesettürün fıtri olduğunun en büyük ispatıdır Allah'ın izniyle. Bak çirkinliğini örtmek için. Bakın duydum dolandırıcılık yüzünden dava açmış. Adam evleniyor. Almış olduğu ondan sonra bayanın tesettürsüz yani mimsiz medeniyetin tesettür olan makyajsız halini görünce diyor ki ben dolandırıldım. Bakın tesettür ne içindi? Çirkinliği örtmek içindi. Çirkinlik neydi? Nispi çirkinlik. Çünkü bize şu anda bakın çocukluktan itibaren dikkat edin. Barbie bebeklerle, bakın Barbie bebeklerle, modellerle medeniyetin çizmiş olduğu bir kadın profiline göre bütün kadınlar yarışır haldeler ve o profile göre 10 kadından 7'si çirkindir. Tesettür diyor ki fıtrat kanunu Kur'an-ı Kerim bu çirkinliğe karşı kendini tesettürünle setret ve iç dünyana dön, iç dünyandaki güzelliklerin farkına var. Kadın diyor ki mimsiz medeniyetin eğitim sisteminden geçen şuursuz Kur'an ve sünnetten uzak kadın da diyor ki bu esarettir. Tamam. Allah'ın ayetine karşı, fıtrat kanununa karşı esaret diyor. Avon'un gratisin kölesi oluyor. Geçin bu mağazanın önünden görün. Eminönü'nde var şeyler var. Gratisin önünde full. AVM'lerde görürsünüz. Full. Satılan malzemelerin hepsi nedir? Boya malzemesi. Niye süslüyorsun? Madem çok güzelsin. Niye süslüyorsun? Madem çok güzelsin niye boya yapıyorsun? Eve boya lazım. Niye? Abi duvarlar leş gibi. Kiri örtüyorsun. Tesettür ne dedi sana bak. 10 kadından 6-7'si kendisinden daha güzelini görür. Kıskançlık damarıyla tesettüre girmeye mecburdur diyor. Olur mu öyle şey ya? Bu o zaman da tesettür niye esarettir? Tamam. O zaman git kardeşim gratisin Avon'un ürünleriyle kendine tesettür yap. Çirkinliğini setret. Allah aşkına makyaj tesettür değil midir yani? Saklamak değil midir? Çirkinliğini saklamak değil midir yani? Aynı şeyi bahsetmiyorum bakın enteresan ya. Ve estetik ameliyatlarının bugün inceledim. %70'i kadınlar. Türkiye'de yapılan estetik ameliyatlarının %70'ini kadınlar oluşturuyormuş. Şimdi bu mana çirkinliğinin örtme manası değil mi? Bakın birebir örtüşüyor yani. Anlatılan konuda sanki analiz edilmiş yani. Bu asır analiz edilmiş yani. Şimdi devam ediyoruz. Ne dedi? Tecavüz ve ittihama maruz kalmamak. Bakın Ahzab suresi 59. ayet. Çok enteresan. Yani Kur'an'ın fıtrat kitabı olduğu da buradan anlaşılıyor bak. Diyor ki şimdi. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Eşlerine, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini alsınlar. Bak şimdi. Bu tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olandır. Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Ayette ne geçiyor? Rahatsız edilmemeleri için. Şimdi tesettürün fıtrata bakan yönü neymiş? Kadının muhafazasıymış. Üstad çok enteresan bir söz diyor ki çarşaf diyor kadının kalasıdır. Kale düşmana karşı ne yapar? Muhafaza eder. Çarşaf kalesine girmeyince, tesettür kalesine girmeyince sen düşmanın hedef noktasısın. Şimdi bir sürü olay okuyoruz. Taciz olayları değil mi? İşte sarkıntılık olayları. Şurada bir hata yapıyoruz. Onu bir söyleyelim. Bakın taciz veyahut da sarkıntılık, sapıklık kime yapılırsa yapılsın. İster tesettürlüye, ister tesettürsüzlüğe hiç önemli değildir. Bizim buna duruşumuz insaniyet noktasında olması lazım. Fakat biz bunu da beceremiyoruz. Ya açık işte. İyi olmuş. Tövbe estağfurullah. Ya niye iyi olsun? Onun kişisel tercihidir. Günah ona aittir. Bize düşen nedir? Peygamberane şefkattir. Ve maalesef bakın bugün tesettürlü hanımlarımız, kızlarımız veyahut da etrafımızdaki insanlarda da bu marifetullah yoksunluğu olduğu için tesettürsüzlere karşı acayip bir kin ve garez damarı var. Sallıyor. Ya sallayacağına dua et. De ki Allah hidayet nasip etsin. Allah'ım onlara kapanmayı nasip et. Sallamakta ne geçecek yani? Yıllarca salladık yani. Ne oldu? Bir şey katmayacak. Yani Taif'te kendisini taşlayan, hakaret eden insanlara karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu bir cümle var. Bilmiyorlar. Allah'ım bilselerdi yapmazlardı. Belki istiyordur, belki toplumsal baskıdan çekiniyordur, işte hazır değildir, uygun zemin yoktur vesaire, gevşekliktir, her şey olabilir. Ya bu insana yapılan bir saldırı, insanlığa yapılan bir saldırıdır. En önemli değildir, tesettürlü olması, çarşaflı olması, kapalı olması, açık olması hiç önemli değil. İnsanlığa yapılan bir saldırıdır. Buna ne olursa olsun bize vereceğimiz tepki aynı seviyede olması da. Yoksa tesettürlü yapılınca, fevrana kalkıp açığa yapılınca iyi olmuş diyorsan sen insaniyetini kaybetmişsin demektir. Bakın ayet-i kerimede de rahatsız edilmemeleri için tesettüre girmeleri kendileri için lazımdır. Şimdi bugün Avrupa'da bakın Batı'da şu anda kadınlar tacizden ve ondan sonra sarkıntılıktan muhafaza olunmak için bol kıyafetler giyip erkek şapkaları takıyormuş. Batı. Yani bizim örnek aldığımız böyle hani medeniyet zirvesinde dediğimiz ülkelerde bak vaziyetler bunlar yani. Evet. Malumdur ki insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır. Müteessir olur. Değil mi? Bir insanı sevmiyorsanız, hoşlanmıyorsanız size bakmasından hoşlaşmazsınız. Dersiniz ki ya niye bakıyor ters ters? Yani neden sürekli bakıyor? Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden 10'da 2, 3'ü varsa 7-8'inden istiskal eder. Bakın açık kadın bile 10 erkekten belki 2 tanesinden hoşlanır kendisine bakmasından. Diğerlerinden nefret ediyor, istemiyor, sıkılıyor. Hem tefahuş ve tefessü etmeyen bir güzel kadın nazik ve seri tesir olduğundan maddeden tesiri tecrübe edilen belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Şimdi nazar çok önemli. Dikkatli bakış insanı rahatsız eder. Ve bu dikkatli bakış bir de sevmediğiniz, tanımadığınız yerden sürekli geliyorsa bu insanı ne yapar? Ekstra rahatsız eder. Ve de bu bakış, bu nazar eğer kadına geliyorsa, fıtraten zayıf olan, nazik olan kadına geliyorsa bu onu ekstra rahatsız eder. Şimdi bugün parapsikoloji denilen bir bilim var. Yani psikolojinin yan dalı olarak ifade ediliyor. Orada psikokinezi diye bir bölüm var. Bunun böyle kelime olarak yabancı olarak duyuyorsunuz ama hepimizin bilmiş olduğu bir kelam bu. Yani bizim dinimizdeki bir kavram şu: nazar. Bakın şimdi ben buraya bir örnek getirdim. Bakın bu bir elma. Bakın bu da bir elma. İki elma. İkisi de aynı elma. Şu fıtrat kanununu bozmamış. Yani kabuğu var. Dikkat ederseniz tesettür fıtridir. Cenab-ı Hak yaratmış olduğun her şeyin üzerine örter, sarar, muhafaza eder. 3 saat bile durmadı dışarıda. Bakın ne hale geldi. Yarına kadar bırakalım kararır. 3. gün yenmez hale gelir. Abi ne alakası var şimdi elmayla tesettürün diyeceksin. Kardeşim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz? İnsanların diyor yarısı nazardan ölür. Eğer bir insan size çok dikkatli bakıyorsa ve bu bakış içerisinde nazar çok kuvvetliyse yani kalben isteyerek, iç geçirerek bakıyorsa bu bakış sizin fıtratınıza çok ciddi etki eder. O yüzden ben her zaman da söylüyorum. Çocuğu olmuş paylaşıyor. Çocuk daha yeni doğmuş paylaşıyor. Ya diyorum babam gördüğüm, tanımadığım insanlara bile yazıyorum. Ya diyorum Allah aşkına paylaşma. Çünkü her şeyi paylaşaraktan nazar çekiyorsun. Bakın ne haldeydi, ne hale geldi. Ve şimdi bizim bahsimizdeki varlık insan, insan varlığı içerisinde belki de en naif, en nazik olan bir bayan. Ve bugün bu nazarların özellikle bayan üzerindeki etkisi müthiş. Bakın bunu parapsikolojide geçen bir şey bu. Yani bilim adamları söylüyor. Yani hocalar söylemiyor. Yani cami imamı söylemiyor. Bediüzzaman söylemiyor. Bunu müspet bilim söylüyor. Diyor ki nazar kadının maddiyatını da bozuyor. Yani maddi o görünüşünü de bozar. Saçının dökülmesine, derisinin ondan sonra bozulmasına bile sebep olur. Şimdi sen fıtratına ihanet etmişsin. Seni Cenab-ı Hak tesettüre sokmuş. Fıtratındaki naifliği ve zayıflığı bildiği için. Sen de bu tesettürü soymuşsun. Kendini ortaya çıkarmışsın. Değerli varlığı ortaya çıkartınca hırsızlar çok olur. Talipliler çok olur. Doğru mu? Kuyumcuya gittiğinizde çeyrek altını hemen öne koyarlar. Ama pırlantayı, hele bir pırlanta çok değerliyse ne yaparlar? Belki 3-5 katın içine sarıp öyle gösterirler. Hatta herkese göstermezler. Yani ben git şu pırlantaya bakayım dediğimde de ya git sen bir aç karnını doyur. Sen bakamazsın. Neden? Çünkü o değerde değilsin. İslamiyet'in kadına vermiş olduğu değerin biz farkında değiliz. Çünkü bizim anlayışımız şu. Kadın özgürse, modernse o zaman kadın değerlidir. Hayır kardeşim, hiç alakası yok. Tamamen terstir fıtrata. Söylüyorum ben, değerli olup da ulu orta sergilenen bir şey gösterin bana. Topkapı Sarayı'na gidin, kaşık çayılması vardı, fotoğraf çektirmiyorlar. Yani değerli olan bir şeyin ulu orta sergilenmesi fıtrata aykırıdır. Hiç unutmuyorum, ondan sonra bir gün bir firmada çalışıyorum. Sahipleri mason. Şoförlük yapıyorum. Ondan sonra zaten girdiğimden beri özellikle kadın bana ayar. İşte gömleğime takan. Gömleği çıkaracaksın diyor bana. Ya diyorum niye çıkaracağım? İşte diyor yakasız gömlek giyiyorsunuz. Yakalı gömlek giymeniz lazım. Şirketin dedim kendine ait dedim bir şeyi var mıdır? Hani bir kılık kıyafet kanunu var mı dedim. İşte adı da Mücella'ydı. Ben Mücella Hanım diyorum. Kılık kıyafet kanunu var mı diyorum şirketin. Bakın dedim içeride diyorum müşterilerle muhatap olan mühendisler dedim formayla geziyor. O zaman da Galatasaray forması giymiş adam gelmiş. Şimdi siz dedim bana geldiniz. Diyorsunuz ki yakalı gömlek giymeniz lazım. Dedim birazcık bu dedim ideolojik okuyor. Aynen böyle. Bana diyor ki şimdi kadın. Bakın Hasan Bey diyor. Ben diyor size bunu diyor emirle yaptırabilirim aslında. Ama diyor ben size açıklamak için uğraşıyorum diyor. Nezaketle yaklaşıyorum. Dedim yani Mücella Hanım. Dünyanın dedim tek iş yeri siz değilsiniz. Tek şoför de ben değilim. Yani emir verirsiniz, emiriniz tutulursa çalışır, emiriniz tutmazsa gideriz dedi. Birazcık ideolojik okuyor dedim bu. Benim oturmadı alemime, ben gömleğim de yok benim aynı zamanda yakalı gömleğim yok. Kıvırmak için uğraşıyorum. Alırız diyor. Ben de hediye kabul etmiyorum yani. Size diyor para veririz, maaşınızdan düşürüz. Benim şu anda dedim ondan sonra çocuğum oldu, ilk daha kızım olmuştu. Dedim alamam yani şu anda işler dedim şey değil vaziyetler. Velhasıl kelam neyse birinci round bitti. İkinci gün şeye gidiyoruz. Zekeriyaköy'de bir villa bakacaklar. Bu ve kızı. Açık kızı var. Bindiler arabaya. Ben biliyorum işte. Benimle uğraşacak bu. Hasan Bey dedi. Hayırlı olsun dedi. Kızınız olmuş. Allah razı olsun dedi Mücella Hanım. Allah razı olsun diyor. Mason ya. Bildiğim mason. Neyse. Ya dedi. İnşallah dedi bir gün dedi eşinizle beraber kızınızı alırsınız dedi. Bize dedi çocuğunuzu gösterirsiniz dedi. Ondan sonra bize dedi seviniriz. Ama dedi pardon dedi ya. Siz dedi eşinizi dedi dışarı çıkarmazsınız dedi. Fakirle uğraşıyor ya. Dedim Mücella Hanım dedim yani bakın biz dedim inanan insanları aynı zamanda göçmeni bir misafiri çok severiz dedim. Zaten dedim bebek ayağa getirilmez. Değil mi? Çocuk oldu mu hayırlı olsuna gelinir. Ha dedim ondan sonra eşimizi de getirme noktasına gelince ben dedim eşime o kadar değer veriyorum ki herkesin görmesini istemiyorum. Değerli şeyler saklanır dedim yani. Ulu orta dedim sergilenmez. Yaklaşık 1,5 saat boyunca yol yaptık. Tık. Ses yok. Fıtrat bu kardeşim. Yani basma damarımıza. Değil mi? Biz senin ondan sonra yaşantına karışmıyoruz ama bana tesettürü, esaretle dayatırsan o zaman problem bozuluyor işte. Orada olmaz yani. Orada haddini bileceksin. Evet. Bir nokta daha veriyoruz. Hem kadınlarda ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık ve tahavvüf var. Yani ürkmek var. Tahavvüf ise o korkaklık ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor. Şimdi bakın kadın fıtratında çok önemli bir nokta bu. Kadınlarda bulunan korku. Şimdi zahire bakınca korku hoşlaşılmaz. Ama kadın için sigortadır korku. Neden ki sigortadır? Çünkü korku kadını manen süsler. Dışarıya açılmasını muhafaza eder. İç dünyasındaki haya, edep süsünü arttırmaya başlar. Korku neden verilmiştir kadına? Kendini muhafaza etsin diye verilmiştir. O yüzden kadınlarda diyor üstad cesaret nedir? Ahlak-ı seyyiyedir. Kötü ahlaktır cesaret. Bakın kadında korkaklık var mı? Açık saçıklık kıyafetine girdiğinde fıtratına ters hareket yapıp kendi üzerine düşman çekmektir. Hem korkaksın hem de düşmanla diyorsun ki gelin. İnsanın fıtratında korkmuş olduğu şeye karşı şey yok mudur? Hani dikkat etmek yok mudur? Muhafaza etmek yok mudur? Değil mi? Bir yerde mesela köpekten korkuyorsunuz. Orada köpek de varsa ne yaparsınız? Oradan geçmezsiniz. Doğru mu? Aynen bunun gibi. Şimdi kadının fıtratı korkak. Öyle yaratılmış. Ve bu korkaklık şey değildir. Erkekte cesaret vardır. Erkekle kadın birbirini tamamlar. Yakın fıtrat kanunudur bu. Artıyla eksi bulutlar birleşir, şimşek oluşur, yağmur biiznillah gelir. Fıtrat kanunudur bu. Her şey eşit olmaz. Kadındaki korkaklığın açık kısmını erkekteki cesaret tamamlar. Ve kadının korkaklığı, kadının fıtratının sigortasıdır. Kadın korkaklığını attı mı üzerinden artık fıtratını bozmaya başlar. Ve açık saçıklık kıyafetiyle fıtratına ters hareket eder kadın. Korkaklığın üzerine düşman çekmeye başlar. Şimdi mimsiz medeniyet fıtrat ayarlarını nasıl bozuyor? Şimdi dersin başından beri sürekli gördünüz, dinlediniz. Hep fıtrat üzerine konu nazara verildi. Ve tesettürün kadın için opsiyonel değil de standart oldu. Hani araba alırken opsiyonel vardı. Bir de standart var değil mi Ferru abi? Mesela almış olduğun arabanın opsiyonu nedir? Elegans değil mi? Elhamdülillah. Haftaya tatlı inşallah Ferru abiden yiyeceğiz. Şimdi arabanın opsiyonel ve standardı var. Standart nedir? İşte hava yastığıdır, işte klimadır vesairedir. Bir de opsiyonel vardı mesela sunroof diyorlar değil mi? İşte o tavana açılan cam, işte metalik boya, renk falan filan bunlar opsiyonel. Bakın kadın için tesettür standarttır. Olmazsa olmazdır. Opsiyonel değildir. Sonradan değildir yani. Bir kadın eğer tesettüründen rahatsız oluyorsa bunun farkında değildir. Bu birincisi. Ve özellikle mimsiz medeniyet bakın kadının fıtrat ayarlarıyla o kadar oynamış ki kadını yoldan çıkarmak için feminizm, eşitlik adı altında sürekli fıtratın ayarlarını bozmaya çalışıyor ve teminden böyle okuduğumuz bakın her şeyin tersi şu anda slogan olmuş. Örnekler veriyorum bakın yaklaşık 4 tane örnek vereceğim. Güçlü kadın bu asrın mimsiz medeniyetin dayatmaya çalışmış olduğu en büyük yalan. Güçlü kadın yani kadın güçlü olacak, hayat içinde daha çok söz sahibi olacak ve şu anda maalesef toplum içerisinde de şu anda kadına verilen haklar haddi hesabı geçmiş vaziyette toplum dengeleri tamamen bozulmak üzere çok büyük sıkıntı var. Güçlü kadın iddiası tamamen fıtrata tersti. Kadın neydi? Nazikti, naifti. Doğru mu? Peki kadında güç yok mudur? Evet kadındaki güç bizim bildiğimiz pazu gücü değildir. Kas gücü değildir. Kadının gücü naiflik ve zayıflık içerisinde kendisindeki o harika iksir olan şefkattir, acımadır. O iksirin neticesinde kadın güçlüdür. Ve dikkat edin geniş alemde tarih sayfasına baktığınızda bütün güçlü erkeklerin arkasında bir güçlü kadın vardır. Ama nasıl bir güçlü kadın vardır? Söylemiş olduğum gibi birebir olaraktan çocuğu yetiştiren, büyüten bir güçlü kadın vardır. Biliyorsunuz yani en azından diziden öğrendik yani Allah razı olsun. Hayme Ana var değil mi? Meşhur Ertuğrul Gazi'nin annesi. Bakın güçlü kadın görmek isteyen varsa ona baksın. Bediüzzaman Hazretleri ne buyuruyor? Ben diyor en birinci tesirli dersimi kimden aldım? Validemden aldım. Kadının gücü şefkatidir. Böyle pazu gücü, iktidar gücü, makam gücü değildir. Fıtratında bulunan ve gerçekten de toplumun temelidir kadın. Çünkü çocuğu yetiştirme fiili, eğitimi birinci derecede ona bağlıdır. İkinci slogan veyahut da yöntem. Kadınların kıskançlıklarını kullanıyorlar. Şimdi kadının kıskançlık yönü vardı. Fıtratında var bu. Medeniyet şu anda kadının kıskançlık yönünü kullanıp müthiş bir şekilde gelir elde ediyor. Bakın çizmiş oldukları maddi ve zahiri güzel bir kadın modelini kullanıp kadınları ona benzeme ve onu kıskanma duygusunu kullanıp mukayese ve kıyas ile sistemlerinin meta haline getirmişler. Kapitalist sistemdir yani. Mebzul meta diyor üstad. Kadınları yapmışlar maalesef. Üçüncüsü özgürlük. Kadınlara özgürlük. Kadınlar esir değildir. İslamiyet kadınları esir alıyor gibi özgürlük yaftası altında kadının içe dönük olan güzelliğini bozup özgürlük adı altında kapitalizmin ve modanın kölesi yapmıştır. Özgürlük adı altında kadına ulaşma özgürlüğünü hedefliyor bakın sistem. Özgürlük değil. Kadına ulaşabilme özgürlüğünü istiyorlar şu anda. Evde kocasına çay getirmesini esaret olarak görüyor. Diyor ki bu nasıl şeydir ama yabancı bir firmada yabancı bir erkeğe, bir patrona, bir çalışana çay vermesini çok normal görüyor. Buna da özgürlük diyor. Ve bizim maalesef marifetullah derslerinden mahrum kalan bacılarımız, hemşirelerimiz, kızlarımız bu özgürlüğü de özgürlük zannediyor. Ve cömertlik ve cesaret. Çok kullanılan iki kelam bu. Bakın kadın iktisat abidesidir. Hatta ne derler? Yuvayı kim yapar? Dişi kuş yapar. Erkek çalışır, kadın biriktirir. Eskiler daha iyi bilir. Benim babam işte Turan abiler vesaire. Bakın yapmış oldukları bütün şeylerin arkasında hep o iktisatlı kadınlar vardır yani. Muktesit kadınlar vardır. Harcamaz kolay kolay. O yüzden yeni nesille eski nesil arasında yaşanan en büyük sıkıntı budur ki ben birebir yaşadığım için yani anne babayla beraber oturuyorum o çatışmayı ara ara böyle görüyorum ondan sonra. Bir şey alındığında mesela annemin suratı düşüyor. Hanım da diyor ya işte bir şey olunca böyle ya normal ya normal. Niye? Çünkü yokluk içinde büyümüş birisinin bilmiş olduğu değeri sen anlayamazsın. Çünkü ne zaman ki sen de taşımış olduğun suyu kendin taşımaya başlayacaksın o zaman her damlasının kıymetini anlamaya başlarsın. Şimdi yokluk içerisinde gelip bir varlığa ulaşmışla direkt varlık içerisinde olan aynı olmaz. O yüzden bu çatışma çok normaldir, olacaktır da. Ama kadının fıtrat ayarı nedir? Cömertlik değildir, cesaret değildir. Hatta ve hatta Allah muhafaza kadının bedeni de mevzul meta yapıldığı için kadın kendi güzelliğini cömertçe sergiledi diye ifadelerle ne yapıyorlar? Kadının fıtrat ayarlarına dokunuyorlar. Bakın Tesettür Risalesi'nin bütün anlatmış olduğu terslikleri medeniyet şu anda kullanıyor. Son olarak çalışan kadın. Hayri kadınlar dışarı. Kadın diyor üstad, müdürü dahilidir. Yani İçişleri Bakanı. Yani Mehmet abim benim yengen vizesi almakta haklı. Biliyorsunuz değil mi? Avrupa'ya çıkmak için Schengen vizesi, evden çıkmak için de yengen vizesi lazım. Benim mesela hem 2 yıllık Schengen vizem var hem de Allah'ın izniyle uzun yıl kullanacağım yengen vizem var. İşin latifesi bir yana kadın müdürü dahilidir. Yani İçişleri Bakanı'dır ve en önemli sorumluluğu çocuk yetiştirmektir. Şimdi sistemde diyor medeniyet kadını hayata sokmak için uğraşır. Amacı kadına özgürlük vermek değildir. Bakın, kadın harcamayı sever ve kadın çalışmaya başlayınca, iktidar sahibi olmaya başlayınca daha çok harcar. Kapitalist sistem kendisine para kazanma aracı olarak gördüğünden kadınları ne yapar? İşe sevk eder. Çünkü çalışmayan kadın fazla harcamaz. Çalışan kadın artık iktidarı eline alır. Hani okuduk ya mektubatta. Ne vakit gidiyor size Fars ve Rum kızları hizmet ettiler. Fitneniz dahil olacaktır. Fars'tan maksat neydi? İktidar. Rum'dan maksat neydi? Güzellik, işte ziynet. Yani sen iktidar, yani yönetmeye meraklı ve süse meraklı bir bayanla evlendiğinde fitneni iç alemine, evine almaya başlıyorsun ve İş sarpa sarmaya başlıyor. Şimdi kadının birinci derecedeki vazifesi nedir? Anneliktir ve çocuğunu çalışmak için kreşe götürdüğünden dolayı, çocuğunu anne şefkatinden mahrum bıraktığından dolayı o çocuk büyüdüğünde, yarın anne de yaşlandığında çocuk da anneyi alacak, huzur evine götürecek. Neden oldu bu? Çünkü sen kreş ektin, huzur evi biçeceksin. Yani ecnebi baba, çocuk da tabii daha Müslüman, ergenliğe girmediğin için annesi işe giderken kendisini öpmedi ve kardeşini öpmedi diye nasıl dertlenmiş, nasıl yanmış? Bakın çok enteresan. Birebir daha bugün tevafuk Cenab-ı Hak gösterecek de bir manayı bize. Çocuğu sen anne şefkatinden mahrum bırakıyorsun. Geçen havaalanında karşılaştım. Samsun'dan dönüyorum. Belli yani, bir kademeli bir kadın yani. Telefon açıyor bakıcıya. Ne yapıyorsun kızım? Ay kızım benim. Ne? Anlat. Anne kokusu gibi olmaz ya. Fıtrattır ya. Bakın böyle videolar da var yani. Sen eğer anne çocuğu aldığı anda kucağına, o koku mudur, o sinerji midir, o enerji midir, o melaike, ne dersen deyin buna birebir ilişki vardır. Sen bundan mahrum bırakıyorsun. Niye bırakıyorsun? SGK'lı anneler. Tamam, o zaman yarın öbür gün huzur evine gittiğinde de niye beni huzur evine bıraktılar deme. Şefkatten mahrum bırakmış olduğun çocuğun seni de en çok ihtiyaç duyduğun zaman da aynı şefkatten mahrum bırakıp huzur evine koyacaktır. Fıtrata aykırı hareket etti. Evet, mübarek taife-i nisaiye, yani kadın taifesi, fıtraten yüksek ahlaka menşe olduğu gibi fıskı sefaatte dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daire-i terbiye-i İslami içinde mesut bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahluklardır. Kadınlar. Bu mübarekleri ifsat eden komiteler kahrolsunlar. Amin. Allah hemşirelerimi, çoluklarımızı, çocuklarımızı, eşlerimizi bu serserilerin, bu ahir zaman fitnesinden, şerlerinden ne yapsın? Muhafaza eylesin. Amin.